Campus TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Güne Dair programı ile karşınızdayız. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Cingi ile beraberiz. Sosyal medya hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Öncelikle buraya gelip bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu benim için de iyi bir fırsat oldu. Zaman zaman burada programlara katılıyoruz. Ama bu ilk defa, bu program için ilk defa olacak. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Konuma geçmeden önce ilk öncelikle seyircilerimiz açısından da kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Az evvel sizin de belirttiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesiyim. Uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra akademisyen olan tayfadanım. Ağırlıklı çalışma alanım sosyal medya, ama sosyal medya bayağı bir geniş konu. Evet, özellikle pazarlama kısmıyla. Amiyane tabirle işte gofreti nasıl sattırırız sosyal medyada, nasıl sevdiririz de yedirtiriz insanlara. Onun araştırmalarını, daha çok onun o araştırmalar üzerine çalışıyorum. Ama tabii herhalde ilerleyen şeyde değiniriz. İşte etik, ahlaki, geniş, kültürel boyutları var. İşte geniş bir konu. Hepsine bir şeyler vakıf olmaya çalışıyoruz, ama esas uzmanlığımızı herhalde bu yönde devam ettireceğiz gibi görünüyor. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. O zaman dediğimiz gibi sosyal medya çok geniş bir konu. Yavaştan ilk sorumla sorayım ben. Aha. Hocam, sosyal medya hayatımıza nasıl girdi yani? Nasıl bir anda girdi? Bunun başlangıcı nasıl? Evet, sosyal medya şimdi internetle birlikte esasında bu sosyal medyanın girdiğini görüyoruz. İnternet çalışmaları da tabii 1960'lı yılların 70'li yıllardan beraber başlıyor. Türkiye'de 90'lar itibariyle interneti görmeye başlıyoruz. 2000'lerde neredeyse bütün evlerde artık bilgisayar yavaş yavaş yerini almaya başlamıştı. Daha doğrusu internete bağlanan bilgisayarlar yerini almıştı diyebiliriz. Şimdi internet, işte e-mail grupları ve hatta mobil cep telefonundan SMS'ler falan zaten bizim yaptığımız şeylerdi esasında bu yıllara kadar, 90'lar itibariyle. Ama ne zamanki tarihler böyle işte 2010'ları göstermeye başladı, o zaman bir şeyler değişmeye başladı. Güncellendi. Bir kere biz bu interneti artık bilgisayar ortamlarından değil de cep telefonu üzerinden ve her an yanımızda kullanmaya başladık. Bir diğeri, alışkanlıklarımız değişti. Bir yerde işte bağımlısı mı olduk acaba tartışmaları yürütülüyor. Gece gündüz onunla beraberiz. İşte insanların ne yaptığını, ne ettiğini merak eder olduk. Bu şekilde ulaşabiliyoruz. Evet, görebiliyoruz bu şekilde ve ya bari beni merak etmeyin diye yediğimizi, içtiğimizi, her şeyi paylaşır bir konuma da geldik. Bu alışkanlıkları da bayağı bir değiştirdi. Dolayısıyla bir örnek vermek istiyorum. Sosyal medyanın nasıl işte güncel hayatımıza niye önemli olduğuyla alakalı. 2010 yılında Hipstamatic isimli bir uygulama geliştirildi. 2010 yılı iPhone, Apple'ın işte yılın uygulaması diye tabir ettiği bir uygulamaydı bu Hipstamatic. Ne işe yarıyor hocam? Bu Hipstamatic aslında bir fotoğraf çekme uygulaması ve filtreler yapıyor. İşte retro, ne bileyim canlı, işte dinamik, parlak vesaire. Aslında bize Instagram'ı anımsatıyor değil mi? Ama daha henüz Instagram yokken 2 dolardan satış konuluyor ve 5 milyondan fazla bir indirme rakamına erişiyor. Ama bu işin birazcık pazarlama kısmına da giriyor. Evet, kesinlikle. Yani ciddi bir bütçesi var Hipstamatic'in. Ama şimdi sorduğumuz zaman, ben önceden soruyorum, Hipstamatic'i kim biliyor diye, kimse bilmiyor. Hiç ben kimse kullanmadı. Evet, kullanmadık. 2011 yılında çünkü Instagram diye bir şeyle karşılaştık. Apple 2011 yılının uygulamasında Instagram dedi. Şimdi baktığımız zaman aslında Instagram Hipstamatic'in yaptığının ne varsa aynısını yaptı. Yani Hipstamatic de fotoğraf çekiyordu. Hipstamatic de efektler uyguluyordu. Ama Instagram'ın diğerinden farklı kılan ve işte Hipstamatic 5 milyon civarındayken Instagram'ı herhalde şu anda 400-500 milyon, en az 400 milyon aylık kullanıcısı olduğunu biliyoruz.
Bu rakamları ulaştıran şey esasında sosyal oluşuydu. Yani ağ oluşuydu. Hipstamatik de evet bu filtreleri kullanarak bir fotoğraf çekiyorduk cep telefonu üzerinden. Ama o cep telefonunda kalıyordu. İstersek paylaşıyorduk Facebook'ta vesaire. Ama Instagram'a gelindiğinde Instagram otomatik olarak paylaşılan şeyi bir ağ yükleyen, birbirini takip eden, beğenilen, paylaşılan vesaire bir... sistematik bir şekilde. Evet, bunu sağlayan bir uygulama oldu. Ücretsiz oluşu da bunu tabii şeddeledi bu bilinirliği. Daha çok kullanımı. O yüzden işte. Facebook 1 milyar dolara satın aldı. Şimdi 1 milyar dolara 5-6 milyar Türk lirası para yapıyor ki bazı bakanlıkların bütçesinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani faydalı kısımları da var, zararlı kısımları da var. Mutlaka, evet. Evet, kesinlikle. Peki hocam, dedik sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi nasıl? Olumlu, olumsuz gibisinden. Ya çok fazla kullanılıyor. Şimdi mesela bu sosyal medya neler gördü diye hani bazı paylaşımlar oluyor ya, neler neler görmedik ki. Her dönemin çılgınlıkları oluyor. Yani sosyal medyada da ya hani ağzından işte slime yiyip kulağından slime çıkartan ve milyonlar seyredilen videolar gördük, seyrettik ve bize aslında çok şey gelmedi, mantıklı gelmedi bu işler. Niye böyle bir şey yapılıyor diye. Veyahut da işte profesör, doktor, işte uzmanı bir hoca konusuyla alakalı bir şey anlatıyor. İşte o 1000 seyrediliyor, 2000 seyredilirken kulağından slime video çıkartan, slime çıkartan teyzenin videosu işte milyonları bulabiliyor. Sosyal medyada insanlar yani böyle bir eğlenme maksadıyla esasında böyle bilgi alma, işte haber alma, evet bunlar kullanılan amaçlar ama... Sizce amacının dışına çıkmış mıdır? Yani çıktı mı sizin görüşünüz nedir? Yani bu kitle iletişim araçlarının aslında temel şeyi elbette insanların haberleşmesi, iletişim haline geçmesi. Ne oluyor, ne bitiyor, haberleri vermesi. Aslında mesela bir televizyon, bir radyo, bunların temel vazifesi insanlara hem bilgi vermek, hem kültürlerini arttırmak ama aynı zamanda işte eğlendirmek. Sosyal medya biraz daha farklı bir yerde. Yani bir de, sosyal medya, sonra unutursam diye şimdi hemen söyleyeyim. Sosyal medya bir telefon gibi esasında. Yani bir telefon ve televizyon arasında hani farklı kullanım şeylikleri var. Sosyal medyanın işini eğlendiren boyutu var ama sosyal medya aynı zamanda birilerinin işte telefon gibi kullanıp alo dediği, ondan sonra birilerine ve bu birileri her an yanımızda. Her an yanımızda ve şimdi ben size bir şey söyleyebiliyorum ama gidip de hani İçişleri Bakanı'na şu anda bir şey söylemem kolay değil. İşte dilekçelerle ya bilmem nelerle ya cimer bimer şeylerle ama şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabına ya bakanım ne oluyor falan diye bir şey yazıp gönderip cevap geliyor. Bu, daha ulaşılabilir. Evet, bu bir telefon vazifesi görmeye başladı. Evet, ama amacı hani öbür taraftan işin eğlence amacı vardı. Biz de onun gerçekten suyunu çıkarttık herhalde. Evet, yani. Dozu kaçtı. Televizyonda bu yok muydu? Vardı. Yani televizyonda da bu şeyin dozu kaçtı. Ya tabii bu göreceli. Hani doz nereye kadardır ne? O tabii ki çok göreceli bir şey ama... insanları bir lafıyla işte linç edebilir veya bir lafıyla abat edebilir hale geldik. Tabii işin içerisinde televizyon biraz daha ne diyelim ciddi bir kurum. Şu bakımdan ciddi. En azından bazı haberlerin teyit edilmesi gerekiyor. Yani daha yönetmesi daha kolay sosyal medyaya göre. Tabii ki. Yani şu an birinin hemen cep telefonundan bir şey çekip paylaşması ve bunun doğru olup olmadığını kontrol etme mekanizması evet şu an için başka kaynaklara başvurmak durumundayız. Televizyonda bu biraz daha oturmuş durumda. Güvenilirliği biraz daha zannediyorum fazla gazetelerin, televizyonun, sosyal medyadaki şeylere nazaran. Ama hani sosyal medyanın bir de böyle bir tarafı da var. Eğlence ama işte ciddi şeylerle de eğlenme. Öbür taraftan yalan haberlerin de yer aldığı. Evet. Ama öbür taraftan isteyenin de istemiş olduğu bilgiye rahatça ulaşabileceği bir ortam. Yani çok geniş bir... Kullanımına göre değişiyor bir açıkta. Evet yani herhalde hep aynı yere varıyoruz. Evet, kullanıma göre değişen bir şeye sahip sosyal medya. Bir sorun vardı. Sosyal medya daha çok yaygınlaştı şu an her an elimizin altında. Bu diğer mesela televizyondur, radyo gibi araçları da nasıl etkiledi sizce? Tabii. Köreltmiştir. Şimdi dikkatinizi çekiyor mu? Bir dönem televizyonun çok seyredilen isimleri
artık hep YouTube kanalı açmaya başladı. Evet. Instagram'da aktifler. Hatta artık o programları kimileri bitirdi, yapmıyor ama yeni yeni YouTube'a girmeye başladı. Sosyal medya ortamında aktif olmaya başladı. İnternet üzerinden yayıncılık. Tabii, kesinlikle. Hı-hı. Öbür taraftan işin siyasi boyutunu da düşünürsek, işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi açıklamalara oturup mikrofon başında da yapıyor ama aynı zaman Twitter'dan da yazıyor. Yani coşuyor adam Twitter'da, değil mi? Devamlı olumlu, olumsuz asıyor, kesiyor ve bütün dünyada yankılanıyor bu şey. Hani dolayısıyla geleneksel medyayı bitirmedi. Yani bitirmez. Mutlaka o bizim televizyonumuz, gazetemiz, dergimiz, radyomuz, işte kitaplarımız, bunlar yine yerini koruyacaktır. Ama ne diyelim, adetleri, sayısı, dağılımı bunların biraz düştü. Düşmüştü. Yani şimdi geçenlerde işte başımıza bir ne diyeyim, yani böyle bir şey yaşadık, bir hadise yaşadık. Bir arkadaşımız eve taşındı. Ya işte uydu mu bağlatalım, televizyon mu falan, hani çocuk, çoluk çocuk var, ilgilenirler falan diye. Ya da artık sadece internet bağlasak yeter. Evet. İnternet olduğu zaman hepsi var çünkü. Gazetede evet. var, televizyonda var, işte eğlencede var, bilim, işte bilimsel belgesel şeylerde hepsine ulaşabilmek mümkün. O yüzden şimdi eskiden yapılan anketlerde kaç saat televizyon seyrediyorsunuz, kaç saat işte dergi, gazete hı hı. okuyorsunuz falan gibi sorular rastlamak mümkündü ama artık insanlar televizyon seyretme, öğrencilerimiz gibi oturup hangileri televizyon seyrediyordur ama hepsinin önünde Netflix'leri var, YouTube evet. üzerinde takip ettikleri yerler var. Haber alacaksa işte giriyor, online bir sürü haber yani genç kuşakta daha var. Azalma var. Kesinlikle. Hı hı. Bir de televizyon için televizyon lazım, bir cihaz lazım onu seyretmen için ama cep telefonundan her şeyi anında bakıp, evet. merak edip hı hı. bakıp ona göre indirebiliyoruz. Dolayısıyla hani şunu da eklemek isterim. Şu an Kayseri'de 30'un üzerinde IPTV var mesela. Şimdi bu stüdyoda bulmuş olduğumuz bu teknik donanım, ekip, cihaz vesaire bunlar hı hı. çok maliyetli şeyler esasında evet. ama belki burada yapılan masrafın %1'ine bir kamera alıp, bir ışık alıp ondan sonra hemen oturup televizyon yayınına geçebilmek internet hı hı. sayesinde oldukça daha mümkün bir hale evet, geldi. Kolay. Ve ciddi yayınlar da işte Kayseri'nin yerel gündemini anlatan, takip eden, evet. halkla işte röportajlar yapan bir ciddi yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla toplamak gerekirse diyelim ki yerel medyanın, pardon, medyanın işini, gücünü evet artık internet ve hı hı. buradaki mecralar almaya başlamıştı ve devam ediyor. Ama bu işte televizyon biter, internet bu işin kralı, radyoyu bitiririz falan dememiz söz konusu değil. Peki hocam, teşekkür ederim. Peki insanlar üzerindeki ilişkileri nasıl etkiliyor? Mesela dışarıda asosyal bir insan, hı hı. sosyal medyada çok sosyal. Evet. Ya bunun neden, yani böyle bir sebep? Çok farklı nedenleri var esasında ama yani şuradan şey yapalım. Biz geçtiğimiz sene sosyal medyanın orta yaş ve üzeri bireylerdeki etkisi üzerine bir araştırma yaptık. Orada bir katılımcının, işte 60 yaş üzeri bir katılımcının söylemiş olduğu şey çok değişikti ve aslında bu sorduğunuz şeyi anlatıyor bir yerde. Annesi babası Almanya'da, kendisi işte Türkiye'de. Hı hı. Hasret, tabii insanlar hasretlik kalıyor birbirlerine. 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda işte devamlı pahalı telefon görüşmeleri, ondan sonra veya mektuplarla iletişim vesaire. Evet. Derdik ki diyor, keşke ücretsiz olsa da bu şey veya bedava bir şey çıksa da devamlı görüşsek, devamlı hasret gidersek. Ama şimdi diyor WhatsApp var. Hı hı. Bu katılımcımızın kızı da mesela şu an Hollanda'da. Ondan sonra işte ailesinin belli başlı kısmı Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Ama diyor artık diyor hasretlik yok. Ama özlem de yok artık diyor. Özlemiyoruz da. Çünkü her daim nasılsın, bu akşam ne yemek yapıyorsun bile diyor mesajlaşabilme imkanı çıktı. Evet. Ama bu sefer de diyor o özlemimiz duygularımız da kalmadı. Birazcık evet, duygular bayağı törpülendi. Ve tabii hani konuşacak bir şey de kalmadı. Şimdi ablam uzun yıllar Ankara'daydı. Hı hı. İnsan görmüyor ama öbür taraftan her daim İlçin aile grubu bilmem ne vesaire evet. olduğu için hani 6 ay görmesek bile sanki dün görüşmüşçesine, dün berabermişçesine muhabbeti kaldığımız yerden devam ettirebilmemiz mümkün. İşte bu iyi, çok olumlu yanları da var.
çok sıkıntılı yönleri de var. İşte insanları mesela asosyal biri haline getiriyor. Dolayısıyla sosyal bir ortamda zaten elde edebileceği duyguları sosyal medya üzerinden elde edebiliyorsa insan bu sefer sosyal ilişkilerini dur diyebiliyor. Bunu tabii benim uzmanlık alanıma girmiyor ama işin hani biyolojik, fizyolojik kısımları da var. Yani insanlarda hani bazı hormonlar az salgılandığı zaman veya bazıları çok salgılandığı zaman yani etkiler, tepkiler tabii, olarak. Yani depresyona niye layık almadım diye insan depresyona girebiliyor. Evet, çok etkiliyor. Kesinlikle. Veyahut da oyunda işte ileri seviyeleri atladıkça daha bir zevk alıyor. Tabii dopamin salgısı devamlı yapay bir başarı şeyi var ki o alemin kralı tabii o insanlar onun puanına erişmeye çalışıyor ve kendisi o konumda bunun o alemin işte kralı aslında kendince. Bunun da işte nedir? Güney Kore'de mesela elektronik spor, e-spor dediğimiz bu Türkiye'de yeni hatta milli takımımız var. Olimpiyatlarda falan böyle başarılı birincilikler elde ediyor. Tabii bu güzel ama öbür tarafta baktığımız zaman ya bu adam oyun oynuyor diyoruz. Hani esasında yani e-spor bunun nasıl bir spor olduğu da tabii tartışmalı. Bu işin dünyada lideri Güney Kore. Güney Kore'de işte dolayısıyla onun gelişmiş olduğu bir ekonomi var, sponsorluklar var, ciddi bir e-sporla alakalı sektör oluşmuş durumda. Öbür taraftan bilgisayarda oyun oynadığı için kilitlenip kalan ve açlıktan ölen, ondan sonra çeşitli hastalıklarla mustarip olan insanlar da orada oran oldukça fazla. Bu da zararları. Tabii kesinlikle. Yani bu da... Bir yazı okumuştum. Narsistlik seviyesini yükseltiyormuş. Hani narsistlik başlangıcı bile yapabiliyormuş. Tabii devamlı ben işte beni beğenin, beni takip edin. Snapchat'in mesela bu şeyi var. Hani biliyorsunuz artık kullanmıyoruz ama geçtiğimiz sene çok popülerdi Snapchat. Efektlerinden de ziyade esasında paylaştığın şeyin ertesi güne kaybolması durumu insanları cezbetti. Ve işte ben o kadar aktifim ki bugün şunu yapıyorum, yarın bunu yapıyorum, önceki gün şunu yaptım, şimdi spordayım, şu an buradayım. İşte hikaye, story paylaşma bir şeyi anlık. Evet. Ertesi gün olmayacak, yayından kaldırılan bir şeyi paylaşarak aslında ne kadar aktifim, ne kadar iyiyim, ne kadar özgüvenliyim, ne kadar işte beğenin beni, ben buradayım, ben buradayım, ben şeyini çok ciddi arttırdı. Etkisini nereden görüyoruz? Snapchat artık kullanılmıyor ama Instagram'da, WhatsApp'ta herkes her an story atıyor. Mesela benim çok algılayamadığım bir şey bu. Benim jenerasyonum, aramızda belki 10-15 yaş fark var ama ayrı bir jenerasyon var maalesef. Benim jenerasyonum hatıra kalsın diye fotoğraf çeken bir jenerasyon. Kaybolması için değil. Ama işte ve her yerde fotoğrafımız o yüzden de zannediyorum yok. Ama işte sizin jenerasyonda anı paylaşmak, anı yakalamak diye bir reklamlara bile konu oldu. Bu tabii biraz narsisizme sürükleyebiliyor insanları. Evet. Hocam sosyal medya daha çok hangi amaçlarda kullanılıyor? Bundan az çok bahsettik. Ne kadar güvenilir var bir de? Yani ne kadar güvenebiliriz? Evet. Çünkü herkes bir şeyler paylaşıyor. Hani en bilgili insanından en cahil insanına kadar oradalar. Evet. Evet kesinlikle. Hani en bilgili insan bile sosyal medyada hata yapıp hani bir şeylere kanabiliyor yani. Sosyal medya çok kitlesel bir araç. Herkes yani 3 yaşındaki çocuğun elinde de ve sizden bizden iyi kullanıyor. İşte ve eskiden diyorduk ki gençlere ait bu sosyal medya. Orta yaş üzeri insanlar yok diyorduk. Aslında hiç öyle değil. Onlar da dahil oldu. Yani bizim çok hayati bir yoruma yeğenim annene selam söyle diye paylaşım yapan dayılarımız var Facebook'ta. Instagram'a da geliyorlar onlar. Şimdi 7'den 77'ye herkes sosyal medyada. Güvenilir mi? Şimdi sosyal medya evet belli başına bir medya ama aslında içerisinde çeşitli mecralar var ve içerisinde karakterler, insanlar var. Kimileri ne diyelim fake hesaplar, kimileri işte trollük peşinde ama kimileri de işte maviti kalmış. Ondan sonra işte o mecralarca güvenilir olarak ortaya konmuş insanlardan oluşuyor. İşte hani işte Serdar Kuzuloğlu'nun anlatmış olduğu şey benim için güvenilirdir. Veyahut da işte başkasının birisinin takip etmiş olduğu şey o güvenilirdir. Başka birisi için de güvenilir olmayabilir. Evet. Şimdi bu sosyal medya ortamında bir haber çıkıyor.
bakıyorsunuz aslında o haberin kaynağının 10 takipçisi yok. Ama o paylaşımı işte binlerce retweet almış veya işte 10 binlerce paylaşım almış. Burada tabii bir sorgulamak gerekiyor. En son İstanbul depreminde bu çok ortaya çıktı. İşte benim abim bilmem ne bir şeyde çalışıyor. Ondan sonra evlerinize girmeyin deprem olacak diye böyle bir sürü şey. Benim en dikkatimi çeken işte Japon bilim adamının İngilizce tweet atarak, ki bu şey de yani Twitter ortamında bayağı da takip edilen bir Japon bilim adamı. İşte İstanbul'da çok daha çılgın bir deprem olacak, büyük bir deprem olacak, Allah muhafaza. O yüzden herkes şey hani teyakkuz halinde olsun falan diye atmış olduğu tweet. Evet. Şimdi biz bunu internette araştırdığımız zaman bir blogu var. Depremle alakalı bir şeyler yazıyor, bir Twitter'ı, ama bu adam bahsetmiş olduğu üniversitede öğretim elemanı falan değil. Ondan sonra yani bulması çok basit bir Google araması yaptığımız zaman o üniversiteye gidip öğretim elemanlarına baktığımız zaman öyle bir şey görmüyoruz. Çalıştığım dediği bir enstitü diye öyle bir enstitü yok ortada. Bahsetmiş olduğu Japonya'daki merkez işte tarla tapan, yani Google Maps'e girip işte baktığınız zaman orada tarlalardan geçilmiyor. Hani yok, aslında öyle bir adam yok. Bu dünyayı trolleyen veya dünya yalan haber servis etmek amacında olan birisi esasında. Ama ve lakin ne oldu Türkiye'de, işte Japon bilim adamı söylüyorsa bu boşuna değil. Direkt hani sorgulamadan hemen. Evet, doğrudan paylaşıyoruz. Bir de rakamlara bakıyoruz. Ne kadar işte çok kişi görmüş, 1000 kişi paylaşmış, 10 kişi bir şey, o zaman ben de paylaşayım falan diye. Neyse böyle anlık hemen ben de işin içinde bulunduğum şeyi de bizde o heves de var. Dolayısıyla güvenilirlik gerçekten sosyal medya ortamında, evet, televizyon, gazete, radyo, orada bir editör var. Orada işte denetleyen birileri var. Yani yalan haber olması, yanlış haber veya manipülatif haberlerin çıkması elbette mümkün ama daha azdır sosyal medyaya nazaran konvansiyonel mecralarda. Sosyal medyada bunu denetleyen bir mekanizma maalesef yok. Veya maalesef değil mi, böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla nereler var? İşte teyit.org var mesela veya işte güvenilir mi falan diye. Veya tweetlerde kesin bilgi yayalım diye böyle hani güvenilirliğini arttırmak amacıyla yapılan bazı şeyler var. Güvenmek istediğimize... O da var. Yani inanmak istediğimize inanıyoruz, inanmak istemediğimize doğruysa bile inanmıyoruz. Yani bu biraz da kişisel bir şey. Dolayısıyla sosyal medyanın güvenilirliği konusunda birkaç defa düşünmek lazım. Evet, hele hele böyle ciddi mevzularda kesinlikle düşünmek lazım. Peki hocam, pazarlama bu işin hangi kısmında? Yani güvenilirlik bakımından. Evet, pazarlama herhalde bu kadar, daha önce bu kadar böyle mecra bulmamıştı. Bu kadar en son kullanıcıya ulaşacak kadar bir mecra zannediyorum pazarlama bulamamıştı. Öyle ki sosyal medyada, Facebook'tan örnek vereyim veya Instagram'dan benzer şekilde, ben diyebiliyorum ki 50. yıl lisesine gitmiş ve işte 18 yaşını bitirmiş, işte şu üniversiteyi kazanmış, o üniversitenin şu bölümünde okuyan, şu şeylerden hoşlanan ve işte şu yaştan da 25 yaşında altında olan erkeklere benim bu reklamımı göster diyebiliyorum. Dolayısıyla hani çok net bir hedef çok net belirleyebiliyorum. Televizyonda, gazetede bu kadar mümkün değil. Yani bazı evet rakamlar var, bazı ölçme değerlendirme metotları, metodolojisi var ama sosyal medya bu konuda özellikle pazarlama için, gofret satmak isteyenler için evet kesinlikle çok etkili. Bir de hani pazarlama deyince sadece işte gofrettir, üründür falan değil. Mesela siyasi pazarlamadan bahsedecek olursak aslında az evvelki konuda da benzer bir şey. Ne oluyor? 2-3 milyon dolarla ve 2-3 bin trolle Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimini manipüle edebiliyorsunuz. Dünyanın benim diyen ülkesinin seçimlerini manipüle edebiliyorsunuz. Tabii ki yani tek şey bu değil. Tek sosyal medya olmasa bu iş olmazdı demek tabii ki şey değil. Başka bir sürü faktör var ama böyle kritik olan 1-2 puan işte oynatan yerlerde sosyal medya onu aşağı veya yukarı çekebiliyor kesinlikle. Öyle olunca pazarlama baktığımız zaman herhangi bir fikri yayma.
Herhangi bir işte atıyorum domine etme, bir insanları empoze etme, manipüle etme. İşte o gofreti değil de bu gofreti al çünkü işte bu şöyle falan diye onu kötüleyip bunu şey yapmak oldukça mümkün. Hem profesyonel manada işte reklam alanı olarak çok iyi hem de organik olarak da büyümeye oldukça elverişli. Bazı reklamlar oluyor ki işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamlarında bazı şeyler bizim tüylerimiz diken diken edebiliyor. Evet. Veyahut da Cem Yılmaz'ın reklamları her zaman işte YouTube'da gördüğümüz zaman bile işte reklamı geç demeyip seyrettiğimiz reklamlar, eğlendiğimiz reklamlar olabiliyor. Bunlar da organik olarak yayılabiliyor. Dolayısıyla işte viral yayılma, viral reklamcılık, hani hep gerilla pazarlama falan denen hep bu ucuz yollu insanlara böyle bir anda dikkatini çekip paylaşmanı sağlayacak tarzda içeriklerin yapılmasına sosyal medya imkan sağladı. Ve tabii şunu da söylemekte fayda var, belirtmek lazım. Bir KOBİ 20 çalışanı, 10 çalışanı, 1 çalışanı yani kuru yemişçi televizyonda reklam yapması, işte bilindik halkla çalışmalarını yapması pek de mümkün değildi. Ama şimdi en azından önünden geçen insanlara SMS'le veya WhatsApp'tan bir şeylerle veya Facebook'ta o mecraya, o alana girdikleri anda işte Mustafa Cüngü kuru yemişlerinde işte fırsatın kuruşu falan diye evet yayın yapabilir hale geldi. Dolayısıyla aslında pazarlama yapmak isteyen herkesin önü bir yerde sosyal medyayla açılmış oldu. Ve tabii şu da var, daha hatta bunu dün derste bahsettik. Fevzi Çakmak'taki işte bisikletçinin hedef kitle sadece Kayseri iken artık bütün Türkiye bir sadece e-ticaret sitesi açmasına bakıyor. Ve işte o bisiklet pedalını sadece Kayseri'deki ve belli bölgedeki insanlara satabilecekken artık Maraş'takine de, Hakkari'dekine de, Edirne'dekine de satma imkanı yani aslında doğuyor. Aslında ne kadar çok reklam, o kadar çok ulaşılabilirlik ve işinde daha çok diyebiliriz. Gelir. Evet, evet. Yani pek çok bu konuda etken var ama organik yayılma kadar reklam da bu konuda. Evet. Özellikle Facebook, yani Facebook grubu buna çok önem veriyor. Yani bizden biraz paramızı almadan içeriklerimizi göstermemeye niyetli. Bunu kendimiz de hesap edebiliriz. İşte standart bir kullanıcının 1000 arkadaşı var, 500 arkadaşı var. Bir şey paylaşıyor ama o 500 kişiye aynı anda gittiğini söyleyemeyiz. Facebook insanlara, yani Instagram vesaire insanlara onların ilgi alanlarıyla olduğunu düşündüğü şeyleri gönderiyor. Her şeyi göndermiyor. Yoksa evet. Düşünsenize bizim işte o şeyimiz, akış şemamız içerikten geçilmezdi. Hep bizim ilgi alanlarımızla alakalı arkadaşlarımızdan gelen şeyleri görüyoruz. Algoritmalar bunu şey yapıyor. İşletmelere diyor ki eğer herkes görsün istiyorsan diyor, o zaman biraz para vereceksin diyor. O yüzden reklam bu konuda olmazsa olmazlardan biri. Evet. Peki hocam sosyal medya toplum, aile kültürünü nasıl etkiliyor? Zor yani bir soru bu. Yani daha çok körelmeler mi gerçekleşiyor ya da daha ileriye mi gidiyoruz? Yani bu soruyu aslında cevaplamak hani kesinlikle yani çok daha otorite sağlam hocalarımız var. Onların verseler daha iyi olur ama ben şöyle fikir beyan edeyim. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuğun elinde tableti cep telefonunu görebiliyoruz. Evet. Benim oğlumda da mesela bu mevcut. Yani ben şimdi eleştiriyorum ama işte ben ondan soyutlanmış değilim. Çünkü çocuklar çok aktif, dinamik. Sen de akşam yemeğine çıkmışsın hanımınla beraber işte 40 yılın başında ne yapacaksın? Çocuk da durmuyor tabii. Çok bizim çocuklarımız maşallah pek enerjikler. Öyle olunca bir kurtarıcı. Al evet, sen şunu da şunu olmuş. Seyret falan. Şimdi daha bu iş çocukkenden itibaren bu şeye başlıyor. Mesela ben sosyal medyanın olmadığı, internetin olmadığı dönemi de yaşadım. Cep telefonunun olmadığı dönemi de yaşadım. Ama sizler cep telefonu, siz doğduğunuzda cep telefonu vardı. Ve şu an işte benim çocuğumun olduğu dönemde Instagram, her türlü uygulama vesaire her şey onun doğduğu zamanda olan teknolojik şey. O yüzden teknoloji değil onun için. Yani sizin için cep telefonu teknoloji değil ama benim için müthiş bir teknoloji, cep telefonu teknolojisi. Bu elbette kültürlere nasıl yansıyor? Birincisi, yine geçen sene yaptığımız çalışmadan bir şey vereyim. Diyorum ki diyor, 70 yaşında bir teyzemiz, torununa diyormuş ki gel sana şu pilav yapmayı öğreteyim, gel bak ondan sonra.
Torun da diyor hiç oralı olmuyor. İşte yattığı yerden kalkmıyor. Devamlı onu seyrediyor. Babaanne ben işte YouTube'dan şuradan buradan bakarım yaparım diyor. Evet. Ve gerçekten de yapıyor da diyor. Yani dolayısıyla hani kültürel aktarım burada işin teknolojik boyutuna kalmış durumda bir yerde. Çocuklar, gençler. Bundan işte maalesef diyeyim ben. Bu çünkü güzel bir şeydi. Yani bizim büyüklerimizden bir şeyler öğrenmemiz. Sözlü kültürün devam etmesi. Evet. Bu şekliyle çok iyi bir şeyken sosyal medya bunu elimizden alıyor aslında. Bu böyle bir problem var. İkincisi, yorgun argın eve gelmişsin. Ondan sonra biraz işte kafa dinlemek istiyorsun. Ne olacak abi? Eşinle vakit ayırmıyorsun. Hemen işte Netflix veya internetten veya YouTube'dan bir şeyler veya elinde cep telefonuna vesaire. Bakıyorsunuz baba cep telefonunda kanepeye kurulmuş. Herkes anne ayrı bir cep kişide. Telefonunda bir şey olmuş. Evet. Çocuklar ayrı bir şey cep telefonları şey yapılmış. Aile içi iletişim de burada ister istemez yok oluyor. Anne babanın çocuklarla iletişiminin eksikliği. İşte ilerleyen dönemde eğitimle halledilim, eğitimden bekleniyor. Eğitimde de böyle bir şey verme mümkünatı yok böyle bir şey. Anne babanın veremediğini, öğretmenlerin vermesi. İlk eğitim ailede başlar. Kesinlikle. O yani mümkün herhalde mümkün değil böyle bir şeyin yapılması. Dolayısıyla bir toplum işte baya baya hızlı bir şekliyle dönüşüme uğruyor, değişime uğruyor. İşte bunun artıları da var. Eksileri de. Eksileri de var. Artıları neler artık... Hiç üniversiteye gitmemiş, bunun okulunu okumamış birisi Udemy.com üzerinden o şeyin eğitimini alıp işte front end web developer olarak işini gücünü bulabiliyor. İş gücü bakımından bakacak olursak. Ama işte sosyal hayatı iyi midir, iyi gidiyor mudur, kötü gidiyor mudur? Elbette bu çok tartışılacak başka bir mevzu. Evet. Peki hocam, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinden bahsettik. Yani bu daha fazla açarsak... Bir kere bir baba olarak çok yakından bunu görebiliyorum ve bunu sıfırlamak zannediyorum mümkün değil ama mesela, biz biraz bunu regüle ettik, düzenledik evimizde. İşte kurallarla. Şimdi şöyle öncelikle fizyolojik boyuttan bakalım işe. Cep telefonunun yaymış olduğu belli bir radyasyon var ve bu radyasyon bizim yetişkin insanların hücre çeperlerini aşabilen bir radyasyon değil veya olmadığı iddia ediliyor. Bu işte devlet kurallarınca kanunlar olarak düzenleniyor ve hatta yasak da yani belli başlı şeylerin şey yapılması. Ama çocuklarda, bebeklerde bu henüz gelişmiş olmadığı için bebekler demeyeyim yani bu yetişme çağına kadar yani 15-16 yaşına kadar belki de vücut geliştiği için hücrelerden bu radyasyon geçebiliyor. Dolayısıyla bu çocuklar bu kadar çok cep telefonuna işte veya diğer işte radyoaktif alanlara maruz kalmakla ileride ne olacak? Bunu biz yakın zamanda göreceğiz. Yani bunların sonuçlarını yakın zamanda başlayacağız ama şu an için bilmiyoruz ne olacağını. Bir kere böyle bir tıbbi bir problem var ortada. Sağlıksal bir problem var. İkincisi çocukların seyretmiş olduğu içerikler sıkıntılı içerikler. Evet. Yani bir insan YouTube'a niye korkunç bir karakter yerleştirip çocuk videosu olarak yayınlar? Ben bunu anlayamıyorum ama çocuklarda yani aslında bu mana olarak hiçbir şey ifade etmiyor ama çok çekici. Çocuklar hemen onları buluyorlar, onları şey yapıyorlar. Merak da tetikliyor onları. Kesinlikle. Yani ben nasıl bu işi yapıyor falan diyordum. Hani nasıl bulabiliyor, yazabiliyor falan. Yazmıyor. Direkt sesli aramayla hani ne istediğini Barbie diyor, bir şey diyor. İşte falan doğrudan Barbie videoları geliyor ve Barbie videoları işte çok hayır videolarda değil. Bir kere hani tüketim kültürünü ondan sonra insanlara şunu al bunu ver işte veyahut da işte sen şöyle olmalısın, böyle olmalısın falan şeyini geçtim. Çocukların normal... zihin yapısını baltalayacak tarzda işte şeyler var. Korkunç bir orada bebek görüyoruz biz. Korkunç işte Cadılar Bayramı diye herhalde şu anda bir şey. Herkes sosyal medya çalkalanıyor. Korkunç yaratıklarından geçilmiyor ortalık. O konsepte uyum sağlanıyor direkt. Evet. Dolayısıyla hani bu çocuklarda ciddi bir travmatik bir şey. Az evvel değinmedim. Mesela Instagram'da bir ara şey vardı.
kociş gelinler vardı. Yumurta, haşlanmış yumurtayı fiyonklayıp beşine işte kahvaltıya servis eden bir hanım kültürü vardı. Ev hanımı kültürü vardı mesela. Bunu anlamak, hani her şeyin fiyonklu olduğu bir şey. Öbür taraftan işte orada bir şey popüler olmaya başlıyor. Herkes uzay dansı yapmaya başlıyor. Başka bir şey popüler oluyor. Bunu da işte bahsettiğim gibi hani slime videosu, teyze oturuyor slime yapmaya başlıyor. Yani dededen, anneden, babadan, işte babaanneden çocuğa kadar herkes ciddi anlamda etkiliyor. Çocuk şimdi bunları ailede görürse eğer bunları normalleştiriyor. Ne görürse o. Tabii ki. Dolayısıyla hani biz o çocuktan ya böyle saçma şeylerle uğraşma deme hakkına sahip olmadığımızı zannediyorum. Eğer biz o çocuklara onu veriyorsak. Ne yapmak lazım? Yani... bu şimdi sosyal medya, cep telefonunun işte bu çok eleştiriyoruz ama öbür taraftan bilgiye ulaşma babında da şu ana kadar hiçbir hocamızın erişemediği imkana sahibiz bizler araştırmacılar olarak. Veya işte öğrencilerimiz oturduğu yerden rahatlıkla işte Harvard Üniversitesi'nin bilmem ne bir şeyin kütüphanesine gelen makaleye ulaşabiliyor. Hemen bir Fransız için belki kolay ulaşıldığı için kolay unutuluyor. O da olabilir. Eskiler olabilir, unutmuyorlar. Evet. Yeniler çok rahat unutuyoruz. Ulaşması zor olunca unutması da zannediyorum evet bunun ciddi bir etkisi olabilir. Şimdi böyle iyi şeyleri varken çocuklardan da bunu muaf tutmak çok sıkıntılı. Ya da işte EFT yapıyorsun, kaydını internet ortamından yapıyorsun. Böyle pek çok bizim bölüm başkanlığımızın işte grubu var. Orada hocalar not paylaşıyorlar. Öbürü şey yapıyor. Kullanmama demek mümkün değil. Olmaz. İster yanlış anlamak mümkün değil. İstemez de bir şekilde gidiyoruz. Demek ki işte ne yapmak lazım? İnsanların biraz iradeli davranıp her şeyde saldırmayıp şey yapmak lazım. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli olan bir durum değil. Tüm Türkiye için bütün dünya için geçerli bir şey. Nereden biliyoruz? Uygulamaları var. Bütün dünyada insanlar bundan mustarip oldukları için sosyal medyayı en fazla bir saat kullanacağım diye bir program yüklüyorsunuz ve işte bir saatten sonra o program sizin sosyal medya ortamlarınıza erişiminizi engelliyor. Yani işte iradesine sahip çıkamayan insan zaten o programda siler yine devam eder. Yani bu bir yerde insanın kendisine kalıyor iş diyebiliriz. Teknoloji bağımlılığı hem sıkıntılı. Evet, teknoloji bağımlılığı şu an had safhada ciddi boyutta sıkıntılı bir durum. Evet hocam, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. son sorumu soruyorum. Sosyal medya bir popüler kültür müdür? Bu da yine zor bir soru. Popüler kültür müdür? Popüler kültürdür. Şimdi bunun biz akademisyenler biraz seviyoruz teorik boyutla işin içine girmeyi. Şimdi öncelikle kitle kavramından, kitle kültürü vardı popüler kültürden de önce. Ne zaman ki sanayileşme başladı, özellikle işte nerede? İngiltere'de, Amerika'da, işte Avrupa, Batı ülkelerinde sanayileşme başlayınca kırsaldan kentlere göç olduk. İşte insanlar milyonlar halinde ve çalışmalara başladılar ortak ortamlarda. Bu tabii işte insanlar aynı saatte işe girdiler, aynı saatte işten çıktılar, aynı saatler içerisinde yaptılar. Ve işte birbirini tanımayan, aynı kültüre sahip olmayan insanlar beraber bir ortama geldikleri zaman onların işte vakit geçirmesi gereken, eğlenmesi gereken sanatta, ondan sonra kültürel ürünlerde bazı şeyler ortaya çıktı. Aslında biz işte bu şeye kitle kültürü adı olarak adı veriliyor. Kitle kültürü deniliyor. Eski tabirle avam ve havas. Yani heveslenilen oradan aklımıza gelebilir havas. Avam kültürü, yani kitle kültürü bayağı bir kültür olarak adledildi. Belli bir çizgi var. O çizginin altındaki şeyler kitle kültürü, onun üstündeki de üst kültür veya işte havas, işte klasik müzik falan. Alt şeyde de özellikle Adorno'nun, bizim iletişimimizden yakından bileceği isim Adorno'nun en çok şikayet ettiği, sızlandığı mevzudur. Nasıl caz müzik? Bu böyle müzik mi olur işte falan, katlediler falan dedi hadise. Türkiye'de de aslında bunu görebiliriz. Özellikle Türkiye'deki yayınlara bakıldığı zaman popüler kültür veya kitle kültürü dendiği zaman işte magazinel gazeteler, ondan sonra belli bir dönem arabesk,
yani kitle kültürü, popüler kültür falan diye adlandırılan şey ama popüler kültür biraz daha şey olmaya başladı. Nasıl diyeyim? Şimdi kitle kültürü ilerleyen yıllarda yerini popüler kültüre şu şekilde bıraktı. Şimdi popüler aslında halka ait demek. Halka yayılmış manasına geliyor. Popüler olan. Öyle ki şimdi Tarkan da popüler kültür işte karakterlerinden biri ve dünyaca popüler bilinen bir adam. İşte geçtiğimiz aylar içinde damgasını vuran YouTuber Kayserili düğün şarkısı Hakkı Bulut değil de işte dünya yalan olduğu falan diye böyle bir şarkısı vardı. Ondan sonra o da mesela o da popüler kültür. Ama ikisini aynı kulvarda şey almamız mümkün değil. Evet. Yani işte o başka bir veyahut da rap kültürü de ayrı bir dilde rap çıktı. O da popüler son kültür. Son zamanların en popüleri evet. Şimdi öyle olunca hangisi bunların popüler kültürü? Aslında hepsi popüler kültüre ait ama öbür taraftan diyebiliriz ki insanlar artık yani herkes herkesin aynı beğendiği, herkesin verilen, dağıtılan neyse onu herkesin aldığı, bilgi edindiği, onu okuduğu dönemin geride kaldığını artık insanların da tüketicilerin de işte ben bunları seviyorum deyip kendi popülerlerini oluşturduğu bir dönem ki burada sosyal medya ve internet çok aktif. Tarkan sosyal medyanın olma dönemlerde de Tarkan'dı ama o işte şeyin o yalan oldu şarkıcısını üreten abimizin sosyal medya olmasaydı eğer çıkma şansı zannediyorum ya bu şekilde olması zordu. Mümkün değildi. Ya da say dediğimiz Gangnam Style'i söyleyen abimizin bütün dünyaya böyle yayılması ve insanları o dansla yaptırabilmesi zannediyorum mümkün olmazdı. Belli başlı tarihli insanlar, Michael Jackson'lar, Madonna'lar dünya şeyi olurdu. Tarkan dünya devi olurdu Türkiye'den. Ama işte bu yerlere kalmazdı. İşte ondan sonra popüler kültür ortaya çıkıyor. Ama bir de tabii bir şöyle bir boyut daha var. İş tüketiciye çok daha yansımaya başladığı zaman bu sefer tüketilen şeylerin bir anlam kazandığı bir değer ortaya çıkıyor. Bir anlam kazanıyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bir plak zamanında müzik dinlensin diye 45'lik long playler işte yayınlanıyor. Ama birisi yani kitle kültürü olarak o plan, kitle kültürü misyonu insanların müzik dinlemesi. Ama bir başkası için o bir koleksiyon malzemesi olabilir. Plak koleksiyonu. Şu an çok oldukça tekrardan retro diyoruz değil mi buna? Eskinin tekrar modern hale gelmesi. Bir şey ortaya çıktı. Böyle plak koleksiyoncu ortaya çıktı. Ya da mesela benim odamda da var. Saat plağı oymuşlar. Ondan sonra Beatles grubu şeklinde getirmişler. Bir saat olarak dekoratif bir ürün olarak da benim şeyime geliyor. Dolayısıyla ben o plağı başka bir anlam yükleyebiliyorum. Aynı şeyi bir cep telefonu için söylemek mümkün. Yani cep telefonu artık yani kimse gidip de sadece birileriyle konuşmak için ya yani Instagram'da bir şey paylaşmak için 15 bin liralık bir telefon almaz. Onun o 15 bin lirayı vermesinin nedeni başka bir şey. Ona yüklemiş olduğu anlam nedir? İşte kafeye gittiği zaman onu bir şuraya koyduğu zaman onun ona vermiş olduğu mutluluk var. Gösteriyorsun çünkü bende işte bu iPhone var diyorsun veya işte bende şu var diyorsun, bende bu var. Takmış olduğum çanta benim prestijim oluyor bir yerde. Veyahut da dinlemiş olduğum müzik bir kafeye gidip ya şimdi Talas Belediyesi'nin Kayturu var. Kayturu'da gidip çay içerken ki 1 lirada güzel çay hoş. Onunla kimse onu şey Instagram'da çekip atmıyor Kayturu'da çay keyfi diye. Ama işte X kafe olduğu zaman bu. Havası daha bir artıyor. Tabii ballandıra ballandıra. İşte buna aslında pazarlamada marka deneyimi diyoruz. Yani biz işte pazarlama iletişimcilerinin çoğunlukla zirveye koymuş olduğu şey bir dönem markaydı. Marka olmak durumundasın, marka olacaksın diyorduk ama şimdi onun bir üstüne çıkan bir şey var marka deneyimi. Sadece marka olmak değil, o ortamda bulunmak, onu yaşamak, onun vermiş olduğu hazzı hissettirmek ve onu tabii paylaştırmak, insanlara bu şekilde yaymak. Bunların tamamı işte aslında her bir popüler kültür ama aynı zamanda işte tüketim kültürü yayılan bir kültür. Her kültür kendi bir şeylerini ortaya çıkartan ayrı bir kültürel bütünlüğe götüren bir anlam yüklüyor bir şeylere. Dolayısıyla uzun bir şey oldu ama toplayayım.
Sosyal medya bir popüler kültürdür ama kitlesel bir kültürdür ama aynı zamanda tüketim kültürü malzemesidir. Ama işte aynı zamanda işte şu an kadar hiç olmadığı şekliyle bilgi almak isteyen, yani üst kültüre hitap etmek isteyen, üst kültüre işler yapmak isteyen, oradan bilgi almak isteyen insanların da işini rahatlıkla görebilen bir şey. Dolayısıyla evet, hem popüler ama aynı zamanda bir de ne diyeyim, üst kültür ürünü aynı zamanda. Yani yine burada nasıl kullanırsan oraya doğru gidebilen bir araç olun. Geniş sosyal medya. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani bu sosyal medya, telefon yüzüne bakmak gerçekten bence çok mantıklı. Telefonla Amerika'daki bir profesörün yayınını doğrudan kendisinden isteyebilmek şu anda mümkün. Eskiden hiç olmadığı kadar mümkün. Veyahut da işte aramış olduğun işte cam bardağın işte bilmem ne bir şey şekillisi, kendi adına yazılmış bir cam bardağı gidip bunu internet ortamında bulman mümkün. Ulaşılmaz olanlar daha ulaşılabilir. Kesinlikle. Çok çok daha ulaşılabilir olabiliyor. Bunun getirmiş olduğu bir gürültü, bir çevresel kirlilik de elbette var. Onlara tabii dikkat almak gerekiyor. Medya okuryazarlığı burada giriyor devreye esasında. Hangi medya doğru, hangisi doğru, hangisi yalan söylüyor? Sorgulamak gerekiyor da birazcık. Kesinlikle. Direkt bilgiyi almamak lazım. Kesinlikle öyle. Son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey yok, var mı? Yani şu, tüm şeyi özetlemem gerekirse eğer bu şu ana kadar konuştuğumuzu, sosyal medya ortamı herkesin her şeyi paylaşabildiği bir ortam. İşte kimisi pilav tarifi, kimisi atom nasıl parçalanır, kimisi işte tarih. Herkes bir şey yayınlayabiliyor. Bu bilgilerin doğru olup olmadığı mutlaka bizim sorgulamamız gerekiyor. Her bilgiye. Bazı bir çok inanmak istiyoruz bazı bilgilere. Yani hoşumuza gidiyor bilgiye inanmak ama doğru olmayabiliyor. Bu hani sıradan bizlerin değil, bu işin içinde olan işte medyacıların bile başına gelebiliyor. Trump'ın fake bir tweetini bir duayen bir gazeteci paylaşmış. Daha sonradan da özür diledi mesela, sildi. Yani dediğimiz gibi en cahilimizden en bilgili insanına kadar. Kesinlikle. Herkesin sorgulaması gereken bir ortam olduğunu unutmayalım. Yani acaba her habere mutlaka bir acaba ile yaklaşalım. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Bir dahaki inşallah bir daha olur. Olur, biz memnuniyetle, seve seve. Yeter ki bize konuşacak yer olsun bize. Tamam. Teşekkürler. Evet, bugün de Güne Dair programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden doktor öğretim üyesi Mustafa Cingi ile beraber sosyal medya hakkında konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.